Merhaba arkadaşlar. Bugün size CentOS'un GUI kurulumunu anlatacağım. Daha önceki videolarda CentOS'un normal kurulumunu, server tabanlı GUI olmadan kurulumunu anlatmıştım. Bugün de sizlere GUI tabanlı anlatacağım. Bakın yine VM AC üzerinde geliyorum. Create Register VM diyorum. Geliyorum. Şöyle Create New Virtual Machine diyorum. Devam ediyorum. Bakın şöyle CentOS Linux GUI diyorum. Geliyorum. Linux'ı seçiyorum. CentOS 8'i seçiyorum. Next diyorum. Burada herhangi bir storage nereye kurmak istiyorsam buraya kuruyorum. Ben buradaki storage'ıma kuracağım. Geldim bu. GUI kuracağım. 8 core veriyorum. Burayı da şöyle 16 GUI olduğu için 16 GB seçeyim. Hard diski de şöyle gigabyte boyutuyla 100 yapayım ama şurayı tin yapayım. Tin'i daha önce söylemiştim. Tin ile tic arasındaki olay şu. Siz datayı data için burada 100 GB'lık yer ayırıyor ama gerektikçe kullanıyor. Yani gidip onu bloke etmiyor. Ama tic seçerseniz diskin üzerindeki 100 GB'lık alanı bloke edecek. Kullanmadığınız halde kullanılmış gibi sadece bu makineye atayacak. Ama tabii daha verimli, daha hızlı çalışıyor. Bizim için şu an bir eğitim videosu olduğu için buna gerek yok. Şu an bu bizim için yeterli. Geliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bunu tin yaptım. Buraya kadar tamam. Sonra şurada CD DVD bölümünde data store'u seçiyorum. Burada bakın daha önce yüklediğim ISO'lar var. Buradaki ISO'nu gösteriyorum. Bakın CentOS 8.5 ISO'sunu gösteriyorum. ISO üzerinden kuracağım bu. Siz fiziksel makinede de ISO'nuzu yazdırabilirsiniz. Ya da işte bunu flash'e yazdırabilirsiniz. Ya da işte bir CD'ye yazdırıp DVD'ye yazdırıp o şekilde de kurmayı tercih edebilirsiniz. Artık CD olayıyla değil, büyük bir ihtimalle bunu USB ile yapacaksınız. Ya da siz de benim gibi fiziksel makinenizin içinde Virtual Machine kurabilirsiniz. VM Workstation ile ilerleyebilirsiniz. Ya da Oracle'ın Virtual Machine ile de ilerleyebilirsiniz. Bunlardan biriyle gidebilirsiniz. Evet, burayı Next diyorum. Bu şekilde geldi. Finish diyorum. Makinem bu şekilde geldi. Şimdi makinemi şurada göreceğim. Şurada en altta CentOS, şurada GUI deyip power on yapıyorum makinemi. Makinem gelsin. Bakın böyle bir bölüm çıktı. Default'ta gördüğünüz gibi sadece test diyor. Ben testi değil. Diyorum ki install CentOS Linux 8'i diyorum. Makinemize kur diyorum. Şimdi ben CentOS 8'i kuruyorum ama biliyorsunuz CentOS 8'in artık desteği yok. Yani Red Hat biliyorsunuz CentOS'u Red Hat'ı IBM satın aldı ve artık Red Hat dedi ki ben CentOS 8'e artık destek vermiyorum dedi. CentOS 8'e destek vermeyince bu sefer ne oldu? Desteğini kaldırdı. Rocky Linux projesi oluştu. Tabii ben peki neden diyeceksiniz bize CentOS kur? Belki lazım olur. Belki bir projede kullanmanız gerekebilir. CentOS stream devam ediyor. Yani CentOS 8'in stream'i devam ediyor. Ama normal bizim server için kullandığımız artık CentOS yok. Bilginiz olsun. CentOS 8 desteği yok. 7 ile 7'nin desteği 2024'e kadar devam edecek bu arada. Evet geliyorum dili böyle continue diyorum. Devam ediyorum. Keyboard katmanını İngilizceden şöyle geliyorum. Türkçe'ye alıyorum hemen. Bakın. Gördünüz mü? Türkçe'ye aldım. Bunu böyle yaptım. Dil desteği aynı şekilde ben İngilizce kullanıyorum. İngilizce kalacak. Şurayı İstanbul'u alacağız. İstanbul Avrupa içinde alamadım. Şöyle geliyorum. Burayı alacağım. Evet. İstanbul yapıyorum. Burayı yaptım. Geldim. Bunu da seçtim. Destination disk olarak 100 GB disk tanımlamıştık. Hiçbir ayar yapmadan direkt işaretliyorum. Geçiyorum.
root password'ünü veriyorum. Bakın hemen verdim root password'ünü de. Password'ü de verdim. Password'ler eşleşmiyor. Süper. Kendimi tebrik ediyorum. Ve devam ediyorum. Buraya da aynısını yazayım tekrar. Eşleşti. Bunu başardım. Yani başarılı sayılırım aslında. Linux Data diye hemen bir tane hesap oluşturuyorum. Buna da bir tane şifre veriyorum. Gördüğünüz gibi default olarak onu admin olarak işaretledim. Ona da dikkat edin. Şurada geldim. Make this user administrator dedim. Hesabı admin yaptım. Burası tamam mı? Network host'a geliyorum. Bakın şuraya network host bölümüne geldim. Burada şöyle CentOS Linux GUI anlamında G'yi yazdım. Daha önce de böyle yapmıştım. IP yapılandırması normalde otomatikte. Ben bunu manuele geliyorum. Manuele çekiyorum. IP yapılandırması veriyor. Şuraya add'e tıklıyorum. 192.168.88.3255 netbus veriyorum. Subnet bus veriyorum. Gateway'ime geliyorum. Network'teki ilk IP'yi yazıyorum. DNS olarak Google DNS'imi yazıyorum. Virgülü koyuyorum. Bunu da yazıyorum yanına yedek olsun diye. Kaydediyorum ve bunu enable ediyorum. Buraya kadar tamam. Bütün ayarları gördüğünüz gibi yaptım. Software Selection kısmında da Server gördüğünüz gibi default'ta GUI. Ben normalde GUI'yi kaldırıyordum. Normalde sadece Server kurulumu yapıyordum. Ama bugün CentOS'un bu kurulumunu da yapacağız. Evet, başladı şu an kurulumumuz. Devam etsin bakalım. Kurulum devam ediyor. Kurulumumuz devam etsin. Kurulum bitti. Makineyi hemen reboot ediyorum. Bakıyorum. Kurulum toplam 22 dakika falan sürdü. Tabii benim videom herhalde şu an ne kadar olmuş? 8,5 dakika kadar olmuş. Hani o 1 dakikada makineyi hazırladığımızı düşünürsek ne kadar olmuş? Toplamda 7 dakika gibi olmuş. Ama toplamda dediğim gibi yani kurulum 22 dakika falan sürdü. Bilginiz olsun. Ben o bölümleri videoyu durdurarak geçiyorum. Hani video daha kısa olsun, siz de ekran başında sıkılmayın diye. O bölümleri bu şekilde geçiyorum. Bakın CentOS'un kurulumu, GUI kurulumu bitti. Şu an makine açılacak. Çok basit gördüğünüz gibi. Yani ben bunu göstermek için yapıyorum. Hani bu noktada eğer bir konfigürasyon ileriki eğitimlerde, ileriki videolarda kurulumlar yapacağımız zaman o kurulumlarda işte CentOS nasıl kuruluyordu, işte Rocky Linux nasıl kuruyorduk vesaire gibi aklınızda bir soru işareti kaldığında yardım alın diye yaptım. Bakın burada lisans bölümü var. Aynı Rocky Linux'ta olduğu gibi. Orayı gördünüz mü bilmiyorum. Bakın o videoyu izlediniz mi bilmiyorum. Lisansı kabul ettim. Finish configuration diyorum. Aynısı, bakın hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi aynı proje olduğu için aynı projenin artık Rocky Linux'ta devam ettiğini düşünebilirsiniz. CentOS projesinin artık Rocky Linux olarak devam ettiğini düşünebilirsiniz. Bakın aynısı geldi. Hesabımı, password'ümü giriyorum. Ve Rocky Linux'ımın da şu an oturum açıyorum. Rocky Linux diyorum işte, karıştırıyorum. CentOS'ta şu an oturum açıyorum. Bakın CentOS oturumu açıldı. Görüyor musunuz? Biraz farklı.
Geldi Next Pro'ları deyip geçiyorum. Bakın. Bu kadar. Bakın aynısı. Yani siz şuraya Rocky Linux'ta tıkladığınızda, şurada kapatayım şunu. Şuraya tıkladığınızda Rocky Linux'ta açılan pencereler CentOS'ta açılanlarla aynısı. Hiçbir farkı yok. Evet. VMware Edge üzerinde CentOS GUI kurulumunu yaptık. Bu kadar. Dediğim gibi ileriki videolarda Samba kurulum videosu, Zimbra kurulum videoları bunlar geleceği için hali hazırda bunların da sizinle temel olarak kurumlarını paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.